Bu da Kadir'in günlüğü. Aslında burada her şeyi açıklamış. Behçet Bey'in ölümünden sonra sizinle evleneceğine inandırmış kendini. Ki dünya bir araya gelse onunla evlenmezdim. Nasıl beni hiç anlamamış. Kadir'in ruh sağlığı yerinde değilmiş. Yazdıklarından o anlaşılıyor. Ha bir de evinde bulduğumuz eşyalardan. Ne gibi eşyalar? Aslında kadın giysileri. Yani size ait olduğunu sanıyoruz. Benim eşyalarımın Kadir'in evinde ne işi var? Annesinin falan olmalı. Yok yok. Yani aslında öyle değil. İsterseniz bir de siz bakın. Benim geceliğim. Evet, biz de öyle tahmin ettik. Hangi ara aldı bunu? Yani bir iki defa eve geldi ama salondan öteye geçmedi, inanın. Ya belki de siz yokken gizlice girmiştir. Bu ne? Bu da mı Kadir'in? Ahlaksız. Nermin Hanım. İyi misiniz? Nermin Hanım. Daha önce de söyledim. Psikolojik sıkıntıların bir dışa vurumu bu kaşıntılarınız. Yani beni yapabileceğim pek fazla bir şey yok. Bence siz bir psikiyatra görünün. El alem duyarsa sonra bana deli demesinler. Yapmayın Allah aşkına. Yani çağımızda psikoloğa ya da psikiyatra gitmek gerçekten çok doğal bir şey. Üstelik sizin son zamanda yaşadıklarınız yani en sağlıklı insanı bile gerçekten bunalıma sürükleyebilir. Dediğimi yapın gerçekten çok rahat edeceksiniz. Bilemiyorum ki faydasını görür müyüm sizce? Hiç şüpheniz olmasın. Gerçekten çok faydasını görürsünüz. Benim bir psikiyatr arkadaşım var. Ben telefon açıp ondan bir randevu alacağım sizin için. Tamam mı? Bir daha birbirimize hiç küsmeyelim oğlum. Et tırnaktan ayrılmaz. Yani insanın halası bile olsa anneni yere tutar mı hiç? O Kadir gebermiş, doğru mu? O ne biçim laf öyle oğlum? Günah, günah. Ne günah ya? Babamı öldürmüş, bir de arkasından dua mı edeyim? Neden ölmüş peki biliyor musun? İlaç içip canına kıymış. Keşke ben öldürseydim onu. Böyle kendi isteğiyle ölmemeliydi. Oğlum, içinin soğumasına yardım edecekse eğer söyleyeyim. Babanın intikamı alındı. Kadir'i ben öldürdüm Sayza. Başta herkes benden şüphelendi. Eşimi zehirledim diye. Sonra o Kadir'in yaptığı ortaya çıktı. Eşinizin ölümünden sorumlu tutulmak sizin için zor olmalı. Sadece yabancılar olsa neyse. Eşim bile öyle sanmış doktor bey. Hayatımı adadığım insandan bir darbe yedim ben. Öyle mi düşünüyorsunuz? Hep mükemmel bir eş olmak istedim Behçet. Elimden geleni yaptım. Ama o kendisini zehirlediğimi düşünmüş son nefesini verirken.
Mükemmel bir anne olmak istedim çocuklarıma. Kızım ve oğlum babalarının ölümünden beni sorumlu tuttu. Peki o zaman Nermin Hanım, şöyle yapalım. Haftaya aynı gün aynı saatte yine görüşelim. Şimdilik sakinleştirici bir ilaç yazacağım. Önerdiğim dozu geçmemeye dikkat edin. Bu ilaçları içip size düzenli gelirsem yine eskisi gibi olur muyum doktor bey? Kaybettiğiniz zamanları geri getiremeyiz. Ama kayıplarınızla baş etmeyi öğrenip bundan sonra daha mutlu olmaya çalışabilirsiniz. Keşke bir anında bile olsa şu an karşımda olsaydın. Konuşup anlatabilseydim her şeyi sana. Seninle helalleşemeden ayrıldık Behçet. Bu ayrılığı hiç hazmedemiyorum. Hazmedemiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.